kulak silikonları daha önceki gördüğüm silikonlardan çok çok farklı. İncecik ve küçücük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren sesimi kulaklıkların mikrofonundan duymaktasınız. Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla karşınızdayım. Hemen şu videoyu da başlatayım. Bir yandan ben anlatırken siz de bu videoyu izleyin. Bu videoda Mifa'nın X8 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Bu kulaklığı Cuma indirimlerinde almıştık arkadaşlar. Ortalama 130 TL bir fiyat etiketine sahipti o zaman. Şu an ise 200 TL bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Güncel fiyatını görebilmeniz için size aldığımız ürün linkini hemen yorum kısmına bırakacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar güncel fiyatını. Bu videoda kulaklığın fiyatını hak edip etmediğine dair, hatta tasarımı ile ilgili her şeyi konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kafanıza takılan tüm sorunları arkadaşlar hemen sağ üst tarafta çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana sorarak ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Kulaklığın kutusu bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 20 TL bir gümrük vergisi ödedik. Ortalama kulaklık 150 liraya falan mal oldu. Üst tarafta Mifa siyah sarının güzel bir birleşimi olmuş arkadaşlar kutu. Oldukça güzel. Ben beğendim. Hemen sağ üst tarafta bir tane Mifa logolu kare kod var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz ürünü. Ve hemen alt tarafta ürünle ilgili bazı bilgilere yer verilmiş. Kulaklığın aldığı sertifikalardan falan bahsetmişler arkadaşlar. Kutuyu açtıktan sonra kutu biraz şöyle boşluk kalıyor. Bu da pek önemli bir şey değil. Kutumuzu şöyle açalım ve bizi Mifa karşılıyor. Şöyle biraz döndüreyim size yakışıklı gözüksün. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Siyah rengini aldık biz. Bunun bir de beyaz rengi var. Bana kalırsa beyaz renk de tercih edilebilir. Siyah çok siyah ya. Ne bileyim, çok parlak, güzel aslında ama farklı bir tecrübe. İçinden hemen Mifa'yı çıkartalım şöyle. Kutunun içinde başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Boş. Alt tarafında bir tane kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunun içerisinde sanırım bir iki dil var. Kullanım kılavuzunu okumanızı tavsiye ediyorum. Okumadan ürünü kullanmaya başlamayın. Aksi takdirde çok sıkıntıya girersiniz. Nasıl açılıyordu, nasıldı falan fıstık diye. Hemen içinden bir tane micro USB kablosu çıkıyor. Ve bir tane de kulak silikonları çıkıyor arkadaşlar. Ama bu kulak silikonları daha önceki gördüğüm silikonlardan çok çok farklı. İncecik ve küçücük arkadaşlar. Bunun nedenini birazdan anlayacaksınız kulaklığı çıkardığımda. Böyle olmasının bir nedeni var. Nedenini de birazdan anlayacağız. Onu da kenara bırakalım. Burada şunu dile getirmek istiyorum arkadaşlar. 200 liralık bir kulaklık alıyorsunuz ve içerisinden normal bir poşet koyulmuş. Onunla göndermişler. Hani kutunun beni karşılaması güzel ama bu ürünlerin bu tarz poşetlere koyulması pek hoşuma gitmedi benim. Ama yine de hiç yoktan iyidir. Boş da gönderebilirlerdi. Neyse, onu bir kenara bırakalım. Gelelim kulaklığımızın kendisine. İçinden yavaşça çıkartıyorum arkadaşlar. Kamerada pek belli olmayabilir. Siyah olduğu için çok fazla parlıyor. Her yeri gösteriyor maşallah. Şöyle yine de elimden geldiği kadar göstermeye çalışayım. Üst tarafında arkadaşlar Mifa yazısı koyulmuş. Birazcık daha net olabilirdi ama olsun, hiç yoktan iyidir, güzel. Hemen alt tarafında şarj ledlerini görebiliyorsunuz. Burada doluluk oranını gösteriyor. 30'arlık dilim şeklinde %30, %60, %90 olarak gösteriyor arkadaşlar. Hemen arka tarafında bir tane küçük garanti kağıdı, ne zaman üretildiğine dair veya ne zaman satış yapıldığına dair ve hemen arkasında da gerekli bilgiler var. Kulaklık hakkında şarj durumu ile ilgili falan bilgiler var. Hemen arka tarafında micro USB girişini görüyorsunuz. Buradan da şarj oluyor arkadaşlar. Ve dilerseniz hemen kulaklığımızı açalım. Şu an Mifa X8 tüm ihtişamıyla karşınızda. Kulaklık kutu içerisinde gayet güzel duruyor ama diğer kulaklıklara oranla şarj kutusu ve kendisi de fazlasıyla büyük arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz kulaklığın incelemesini de, iki kulaklığın karşılaştırmasını da yine aynı şekilde hemen sağ üst taraftan veya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kulaklığın iç tasarımı benim gayet hoşuma gitti. Dolu dolu bir tasarım yapmışlar. Oldukça güzel. Gayet beğendim. Duruşları, hissiyatları da güzel. Özellikle şu alt tarafında yanan ışıkları görüyorsunuz. Bu beni fazlasıyla cezbetti arkadaşlar. Tabii daha güzel tasarıma sahip olan kulaklıklar da var ama bana kalırsa böyle uzun bir şerit led şeklinde yapılması gayet güzel olmuş. Hemen şimdi kulaklıkları çıkartalım. Bir de kulaklıklarımıza yakından bakalım. Kulaklıkları çıkarttıktan hemen sonra alt tarafında şarj ellerini görüyorsunuz.
kulaklığın kutusunu şöyle kenara bırakıyorum ve gelelim kulaklıklara. Kulaklıklar hakkında ilk önce şunu dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Biraz kaba, çok değil ama biraz kaba diğer kulaklıklara göre, Xiaomi'nin Air Dost'una göre falan biraz kaba, ama tabii ki bu kabalığın altında farklı şeyler yatıyor. Özellikle mikrofon kalitesi fazlasıyla iyi. Ben mikrofon kalitesi olarak fazlasıyla beğendim arkadaşlar kulaklığı. Birazdan mikrofon testini de yapacağız. Mikrofon testine geçmeden önce ama biraz diğer kulaklıklara göre kaba bir şekilde duruyor arkadaşlar, ama gayet iyi. Ve kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği de var. Ama çalışıp çalışmadığını kontrol edemiyorsunuz. Kendisi sanırım özel bir programla çalışıyor. Hemen şu iç tarafında bir tane mikrofonu görüyorsunuz. Bir tane de şu arka tarafında mikrofonu bulunmakta. Ve kulaklık şurası oldukça ince ve uzun. Kulağınıza taktığınızda neredeyse kulağınızın baya baya içerisine giriyor. O yüzden şuradaki silikon kauçuklar baya küçük yapılmış. Kulağınızın içine girdiğinde de gayet güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar. Kulak içi kulaklık seviyorsanız sizin için çok iyi bir alternatif olacaktır. Hemen şurada gördüğünüz yerler dokunmatik. Dokunmatik bir şekilde yapılmış. Kulaklığın bas ve tiz seviyeleri oldukça iyi ama yine de premium bir hissiyat fazla vermiyor. Ama premium hissiyata çok yakın arkadaşlar. Gayet iyi ses kalitesini. Tabii herkese göre ses kalitesi değişebilir. Bazılarına göre oldukça iyidir. Ama genel anlamda ses kalitesi fiyatına oranla gayet iyi. Apple'a 1000 lira, 2000 lira gibi fiyat ücreti vermektense böyle bir şey alınabilir diye düşünüyorum. Ayrıca kulaklıklar Bluetooth 5.0 desteğine sahip, oldukça hızlı bir şekilde bağlanıyor. Kutusundan çıkardığınız anda bağlanması yaklaşık 1-2 saniye sürüyor. Ve kulaklıkların terlemeye dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Terleme gibi böyle ufak tefek su sıçramalarına karşı korunaklı. Ve şarj kutusuyla birlikte arkadaşlar toplamda bu kulaklığı 20 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Tek başına kendileri yaklaşık 3,5-4 saat boyunca dayanıyor. Bu sürede diğer kulaklıklarla neredeyse aynı bir süre. Bu süre sizi fazlasıyla bence tatmin edecektir. Ve kulaklık üzerinden müzik kontrolü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya Google veya Apple kullanıyorsanız Siri'yi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş. Ve arkadaşlar dilerseniz şimdi ses kaydına bakalım. Ses kalitesinin nasıl olduğunu da şimdi deneyeceğiz. Şu andan itibaren sesimi kulaklıkların üzerindeki mikrofondan duymaktasınız. Ses kalitesi size göre nasıl bilmiyorum ama telefonla konuşurken oldukça iyi gittiğini ben karşı taraftan duydum. Telefonda konuştuğumu fazla bir şekilde anlamadı. Ama kalabalık ortamda nasıl bir ses kalitesi sunduğunu bilmiyorum. Ve şu an bir şey daha fark ettim arkadaşlar. Şu an mesela kulaklık üzerinden ses kaydı almaktayım. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren sesimi kulaklıkların mikrofonundan duymaktasınız. Normal telefon görüşmelerinde kulaklık olduğu sessiz ortamlarda fark edilmiyordu. Ama tabii ki kalabalık ortamlarda nasıl bir kalite sunduğu hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Ama bana kalırsa büyük ihtimal diğer kulaklıklarda olduğu gibi bu da gürültülü ortamlarda fazla iyi bir performans vermeyecektir. Ve şu an şunu fark ettim arkadaşlar. Sağ taraftaki kulaklıktan ses kaydı alıyor ama sol taraftaki kulaklıktan almıyor. Bakın. Diğer kulaklığı şu an uzaklaştırdım. Hemen sağ taraftan da görebilirsiniz ses yoğunluğunu. Şimdi diğer kulaklığı yaklaştıracağım. Bunu uzaklaştıracağım. Şu an bu kulaklığı yaklaştırdım arkadaşlar. Bakın sesim hala alıyor ama şu an kulaklıktan herhangi bir ses kaydı yapmıyor. Diğer kulaklığı çalıştığında maviyetten görebilirsiniz. Evet, kulaklıkların mikrofon ses kalitesi bu şekildeydi arkadaşlar. Kulaklıklar hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Merak ettiğiniz soruları hemen sağ üst tarafta çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana sorarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.